Anadolu Yarımadası o kadar muhteşemdir ki, doğanın en yaratıcı sanatına, en gizemli oyunlarına burada tanık olursunuz. Her insanın nice umutlarla hareket edip durduğu o antik ve modern kıvrımlı yollar. O yollar ki, hasret, umut ve idealleri birlikte harmanlayarak imkansızı oyuncağa döndürür. Geçilmez'in defterinin dürüldüğü acı tatlı kıvrımlar sahasıdır. Nazlı akıp kayboluşların, kutup yıldızının pabucunu dama atan yön bulucuların, dert yüklü gir çıkların coğrafyasıdır. Aynı zamanda mezarlığa kadar götüren rotaların, her yüreği farklı biçimlendiren çatallı kader çizgilerinin coğrafya damarlarıdır. Selam durun dağlar, ne kadar yüce olsa da üstünden aşan o dost canlısı, o sonsuzluğa götüren yollara. Nice krallar geldi ve geçti bu sahada. Nice insanlar kurban edildi. Egemen erklerin uğrunda bu arazinin dili olsa da o zamanları bize anlatsa. Burada ticaret, malların takas edilmesinin ötesinde farklı toplumların bir araya gelerek kültürel anlamda birbirini etkilediği bir olgu olmuştur. Bazen parlak gökyüzünün, bazen de kapkara bulutların hakim olduğu havalarda, yollarda seyrederiz derin ufuklara doğru. Kıvrım kıvrım akan ve dağ silsilelerinin arasından ovalara, yaylalara ve obalara, en sonunda ana hedef şehirlere, bilinmezlere. Anadolu Yarımadası'nın bu bölümünde metalurjinin gelişimi ile beraber ticaret, metal kaynaklarının bulunması ve işlenmesi gibi özel ustalık gerektiren sanatların ortaya çıkışı ile farklı bir boyut kazanmış, bu yolların anası sayılan antik yollardan geçmiştir. Heyecanla başlarız çoğu zaman anlatmaya yolları, ama hiç bitmez. Ömür biter, yol bitmez, boşuna söylenmemiştir. Dostlarla otururken bir bardak sıcak çayın yanında en çok konuşulan konulardan biridir yolculuk hatıraları. Yol denince yolların hikayeleri nice acı, hüzün, sevinç harmanı karışımıdır ki herkesin mutlaka söyleyecek bir sözü vardır bir konuda. Hatta bazen sıra gelmez konuşmak isteyene. Herkes uzun uzun anlatırken yolculuk anılarını. Arkadaşınızı dinlerken kıpır kıpır eder içiniz bitse de ben de anlatsam diye. Çünkü herkesin yolculuk hatırası farklıdır. Hep bir sebepten düşülür yollara. Yeni yerler görme heyecanı, dürtüsü oldukça yollar hep insanı bekler. İş, eğitim, okul, akraba ziyareti, tatil bazen de sırf zevkine düşülür yollara. Zaman içinde yaşanılanlar unutulur gider. O yüzden bazen içinizden ah şu yolların dili olsa da konuşsa dersiniz. Zaten biz uzun süredir yolların dili olsa da konuşsa kategorisinde yol belgeselleri yapmaktayız. Hep düşünülen bizim anlatamadıklarımızı anlatsa şu yollar. Anlatılan hatıralar hep eğlenceli olmasa da bizim, biz insanların hatıralarıdır. Kıymetlidir hep. Kimi zaman yolda olumsuzluklar yaşansa da, bazen yolculuk uzun sürse de,
Sonunda muhakkak insanı mutlu eden bir şeyler yaşanır. Bir yerden bir yere ham madde götürüp getiren kervanlar, üretilmiş sanat eserleri ve hediyeler taşıyan ticaret gemileri ile hareketli ve karmaşık bir dönemdi. Örneğin Mısır kökenli birçok değerli obje, dünyanın herhangi bir ülkesinde ya da Minos üslubu seramikler, Anadolu'nun herhangi bir kentinin pazarında bu sahadaki yol ağları kullanılarak satılabiliyordu. Saldırıya geçti kıyarla yoğur. Burada ana kentin yakınında kurulmuş bir ticaret pazar yerleşimi olan Karum, belki de bugün dünyanın hayal ettiği muhteşem bir internasyonal kültüre sahipti. Dünyanın her yerinden gelen tüccarlar, farklı dillerde yine dünyanın herhangi bir köşesinden gelen ürünleri satmaya almaya çalışıyorlardı. Bu dönem Anadolu için büyük bir zenginlik ve bilgi kaynağı oldu. Çünkü yazı ilk kez bu dönemde Asurlu tüccarlar aracılığıyla Anadolu'ya geldi ve her şey o kadar güzel kaydedildi ki günümüze binlerce tablet ulaştı. Anadolu ya da Kıbrıs kökenli ham maddeler ise işlenmek üzere yine bu ticaret ağı üzerinden üretim merkezlerine gönderiliyordu. Bu ticaret ağının en önemli parçasını oluşturan Anadolu ise iki farklı dönemle M.Ö. 2. bine dahil olmuştu. Birincisi M.Ö. 2. binin başlarında yerel krallıklar zamanında özellikle bugün Kayseri sınırları içinde yer alan Kaneş, ticaret ağının çok önemli bir ayağını oluşturuyordu. Belki de küçük şeylerden mutlu olmayı bilmeyi öğrenmiştir insan. Sebep ve koşullar ne olursa olsun, insanların yolculuk anıları çok değerlidir. Çünkü onun özünde derin izleri mutlaka bırakmış olabilir. Bu filmimizle hep anlatılmak istenen ve herkesin duymasının bilinmesi hedefi olmuştur. Eğer sizler de yolculuk hatıralarına ilgiliyseniz, muhakkak Yolların Dili Olsa da Konuşsa Yol belgesel filmlerimize konuk olunuz deriz. İkinci dönem ise Hititlerin Anadolu'ya gelişleri ile başlayan merkezi bir iktidar dönemiydi. Karum yerle bir edilmiş ve ardından ticaret ağını kendi eline alan merkezi bir iktidar kurulmuştu. Hitit İmparatorluğu. Hititler, M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğinden itibaren dünya ticaret ağına müdahale etmeye ve ondan yararlanmaya başlamıştı. Troya'dan Kıbrıs'a, Mısır'dan Miken dünyasına kadar söz ulaştıran, ticaret yapan bir imparatorluğa dönüşmüştü. Anadolu Yarımadası'nda patikadan antik yola, oradan da otoyola ulaşan tarihi gelişimiyle yolların hikayesi hep farklı olmuş. Efsanelere konu çok sayıda yaşam hikayeleri dilden dile süre gelmiştir, yazılmıştır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce insanoğlunun kurduğu yol ticaret ağı sayesinde dünya belki de hiç olmadığı kadar birbirine yakın ve iletişim içinde olmuştu. Krallıklar arasında gerçekleşen üst yüzey hediyeleşmeler ve mektuplaşmalar, tüccarlar ve yerel halk arasındaki ilişki ve küresel de olsa yerel ve geleneksel üretimlerin yapılması, günümüze muhteşem eserlerle ulaşmış zengin bir dönem bıraktı.
Anadolu, M.Ö. 2000 kültürel zenginliği açısından dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Çünkü Akdeniz'de bu dönemde yürütülen ticareti günümüze birçok batıkla ulaştı. Bunlar arasında en zengin batık olduğu kabul edilen Uluburun bugün uygarlık tarihini anlamak için bir şans oluşturdu. İster yürüyerek, ister birbirinden güzel göz alıcı araçlarla olsun, üzerinden yağ gibi kayıp giderek uzaklıkları aştığımız, sevdiklerimize bir an önce kavuşmanın hevesiyle, kilometreleri yutarak her gün çiğneyip durduğumuz, o çileli toprak parçalarının halini hiç düşündünüz mü? Tabii ki canlı olmasa da yine de insan düşünmeden edemiyor. Mesele yolları konuşturmaksa, yolların dili olmasa da bakmak yeterlidir. Zaten anlayan anlar. Çiğnenmedik bir yeri kalmamasının bedelini, kısa sürede bozulmaya mahkum olan derisinin yüzülmesi ve nazlı çehresinin çukur ya da tümseklerle dolması ile ödeyerek hüzne boğulsa da, uzun yıllar boyunca hizmet vermekten kaçınmayan şirin coğrafya sahaları, selvi boylu toprağın çocuklarıdır güzelim yollar. Hep yolların hikayesinden bahsedilir durur. Ateş küre üzerinde yüzen yer kabuğunun sertleşmeye başlamasından bu yana geçen milyarlarca yıl boyunca süren kaya ufalanmaları yanında su ve rüzgarlarla taşınan tozların aralara birikmesi sonucunda toprak tabakası oluşmuştur. Hayatın devamı için en gerekli ortamlardan birisi olan toprağın canlılık ve verimine olumsuz etki yapsa da, insanların ulaşımını sağladıkları, uzakları yakın ettikleri ve yolculukları rahatlattıkları için de oldukça önemlidir yol ağları. Hiç şüphe yoktur ki, ilk insanlar için yol bir ihtiyaç değildi. Tek başlarına her bir yana koşup, her engeli hoplayarak veya sıçrayarak aşmayı becerebildiklerinden, yorgunluk nedir bilmeyen ilk atalarımıza, düz bir yolun gereği de olmamış haliyle. Modernleşme ile kalabalıklaşan insan toplulukların birbirine ulaşarak savaşması ya da ticaret yapması amacıyla değişik araçlar, arabalar kullanılmaya başlanmasından sonradır ki, daha hızlı ve daha rahat bir yol almayı sağlayacak düzgün rotalara ihtiyaç duyulmuştur. Aynı sahanın üzerinden geçen kalabalıkların sertleştirdiği zeminler, zaman içinde kendiliğinden yol haline gelse de, tarihi gelişimi içerisinde sürekli yenilenen yol yapım tekniklerinin katkısıyla, sayıları giderek artan kılcal damarlar gibi yol ağları sürekli yeryüzünü sarmalayıp duruyor. Yol yapım hikayeleri, bir uçurumun kenarında uzanan ürkütücü ve dar keçi yollarından ya da orman içlerinde dolanan patikalardan başlamıştır. İlk yol yapıcıları olarak bilinen Çinliler ve İnkalardan günümüze kadar pek çok türü denenmiş olsa da, toprak yolların yerini alan ve şose denilen sıkıştırılmış yüzeylere sahip yeni yolların öncüsü de olan Romalılardan hediye taş döşeli yolların katkısı bir başka olmuştur bu tarihi gelişim sürecinde.
sadece çok önemli merkezler arasındaki ana yolların yapımıyla yetinilmesine rağmen, Romalılar ordularının istila ettiği her köşeye ulaştırdıkları 1 ila 1,5 metre derinlikteki kat kum ve taşlarla döşenmiş yolların uzunluğunu 80 bin kilometreye çıkararak o dönem için büyük bir rekorun da sahibi olmuşlardır. 70 ila 100 yıl kadar dayanması planlanarak yapılan bu yolların bir kısmının Batı ve Güney Anadolu'dan da geçtiği ve Kral Yolları olarak bilinen tarihi yolların günümüzde de birçok kalıntısına rastlandığı bilinmektedir. Asırlar boyu kullanılan şose yolların yerini 1836'da basınç merdanesinin kullanıma girmesiyle sıkıştırılmış yeni yollar almaya başlamış ve 1900'lü yılların başında asfaltlama işleminin bulunmasıyla da günümüzdeki kaliteli yolların gündeme gelmesi sağlanmıştır. Öyle ki artık asfaltının kalın ve kalitesi olması kadar neredeyse uçak pisti gibi geniş ve gidişli gelişli yol olması kaçınılmaz istek olarak beliriyor beyinlerimizde. Yollar sadece bir düzlenmiş alan ya da gri asfalt elbiseler giydirilmiş kuru toprak parçaları değildir. Yollar aynı zamanda insanlara büyük ümitler taşıtan, hasretlikleri bitirip sevenleri kavuşturan ve de insanlara hizmetin her türlü yükünü çeken canlılık dolu mekanlardır.